acaba? Sıkıntı yok. Tamam. Saygıdeğer hocalarım ve sevgili dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9.sunu düzenlemiş olduğumuz bilim sohbetleri etkinliğimizi Profesör Doktor Ergin Çiftçi hocamızın COVID-19 yeni ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı konulu sunum ile gerçekleştireceğiz. Sunumun aksamaması için sorularınızı chat kısmından bizlere özel olarak iletebilirsiniz. Sunum sonunda sorularımızı hocamıza ileteceğiz. Hocam, sözü size bırakıyorum. Evet, herkese merhaba. Ben öncelikle beni davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Biruni Üniversitesi'ne ve üniversitenin bu etkinliği düzenleyen arkadaşlarımıza, moleküler genetik bölümündeki arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu gibi görünüyor COVID-19 ama ben Ankara Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı'nda çalışıyorum. Yani bir çocuk doktoruyum aslında. Ama çocuk enfeksiyon hastalıkları üstüne ayrıca ihtisas yaptım ve çoğunlukla çocuklarda enfeksiyon hastalıklarını izliyorum. O yüzden kendi bakışım buraya nasıl geldik, bundan sonra bizi ne bekliyor, onunla ilgili bir sunum yapmaya çalışacağım. Evet, yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalığı ne demek? Yani niçin böyle bir başlık koydum? Şöyle çok eskiden beri aslında yeni çıkan enfeksiyonlarla ilgili bir takipteyim ben. Sürekli yeni şeyler oluyor. Bu Hans Zinsser'in güzel bir kitabındaki bir cümlesi, canlıların dünyasında hiçbir şey kalıcı değildir diyor. Aslında bunu hepimiz biliyoruz. Evet ama zaman zaman unutuyoruz. Sonuçta bulunduğumuz dünyayı, hayatı anlamak için bu sözü aslında unutmamak gerekiyor ve hep farkında olmak gerekiyor. Şimdi biraz yaşadığımız dünyaya bakmak lazım. Sonuçta biz insanlar olarak bu gezegende var olmuşuz. Ve temel yaşamsal gereksinimlerimizi karşıladıktan sonra tabii yaşadığımız evreni daha iyi anlamak için büyük bir çabaya girdik ve araştırıyoruz. Halen işte bir taraftan mikroorganizmalar dünyasına bakıyoruz. Bir taraftan işte evrenin bu makro evrene bakıyoruz. Ve şu an ucu bucağı olmayan bir okyanusta gibiyiz. Ama sonuçta insan olarak bu keşiflerimiz sürecek. Ama buraya nereden geldiğimize bakmak lazım. Sonuçta biliyorsunuz büyük patlama sonucunda evren oluştu ve daha sonra işte galaksiler, yıldız kümeleri, işte güneş sistemleri, gezegenler oluştu. Biz de bu gezegenin üstünde yaşıyoruz. Hepinizin bildiği gibi dünyada hayatın oluşumu aslında mikroorganizmalarla başladı. İşte mikroorganizmalardan başlayıp en sonunda insana kadar giden bir süreç var. Aslında bu çok kolay olmadı. Bunu söylemek lazım. Mikroorganizmalar aslında bir kısmı hiç değişmedi. Yani ortama o kadar iyi uyum sağlamış durumdalar ki yapılan hiç değiştirmemişler. Ama bu süreçte biliyorsunuz bazı dönemine hükmetmiş bir takım canlılar, sanki hep egemenlikleri sürecekmiş gibi görünen bir takım canlılar ortadan kalktı. Başkaları yükseldi. Ama şu an için insan sonuçta dünyadaki bütün hayata hükmeden bugüne kadar hiçbir canlının kuramadığı kadar büyük bir egemenlik kurmuş durumda. Bütün dünya üstünde. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Biz aslında bir mikrop dünyasında yaşıyoruz ve bir mikrop dünyasının içinde olduk.
Yani bütün mücadelemiz oradan başladı ve buraya gelene kadar aslında hep bu mikroplara karşı bir mücadele vermek zorunda kaldık. Yani onlara karşı göğüs göğüse bir mücadele oldu. Bu mücadele aslında halen sürmekte. Sonuçta bizim şu anki bütün fiziksel varlığımızı bir de bu şekilde olmamız, yani işte iki tane gözümüzün olması, iki elimizin, iki ayağımızın olması dahil buna kadar her şeyi aslında mikroplara bağlamak gerekiyor. Çünkü onlara rağmen olabilmiş durumdayız. Ve sonuçta halen de onlarla birlikteliğimiz sürüyor. Çünkü dış dünyaya çok açık bir canlıyız biz. Sürekli nefes alıp vermek, sürekli bir şeyler yiyip içmek zorundayız. Bu da sonuçta bizi dış dünyadaki mikroplarla sürekli aslında bir etkileşime geçmeye zorluyor. İşte örneğin COVID-19 için sonuçta nefes almamız, nefes almaya mahkum bir canlı olmamız bizi ona karşı duyarlı kılıyor. Şimdi Nietzsche'nin çok güzel bir sözü var. Beni öldürmeyen şey beni daha güçlü kılar diyor. Hepimiz bunu zaman zaman kullanırız. Aslında bu sözün daha çok bağışıklık sistemini bir şekilde kastettiğini düşünürüm ben zaman zaman. Sonuçta evet bu dünyada yaşıyoruz ama bizim çok gelişmiş bir bağışıklık sistemimiz var. Ve bu zamana kadar aslında hep bağışıklık sistemimiz gelişmeye devam etmiş. Bağışıklık sisteminde bir takım defekti olan insanlar var. Örneğin bu işte filmde olduğu gibi bu doğuştan ağır bir immün yetmezliği olan, bağışıklık yetmezliği olan gerçekte yaşamış bir çocuğun hayatından bir kesit sunuyor. Sonuçta bağışıklık sisteminiz çalışmıyorsa dışarıda o kadar çok tehdit var ki varlığını sürdürmeniz mümkün değil. İşte ancak böyle bir balon içinde yaşarsanız bir süre hayatta kalabilirsiniz. Bu da aslında sizi bütünüyle korumaz. Yani bizim vücudumuzun pek çok yerine, işte bademciklerimizden tutun bağırsaklarımıza kadar dağılmış olan bir immün sistemimiz var. Çalışması da gerçekten çok karmaşık, bütünüyle çözülebilmiş değil. Ve bizde oluşan bulguların bir kısmı da aslında buna bağlı. Geçmişte mikroorganizmalar bize çok ağır bedeller ödetti, bunu biliyoruz. Mesela bu New York'ta çocuk felci salgını, poliomiyelit dediğimiz hastalık, bunu biliyorsunuz. Bu hastalık sonuçta bir felç durumu oluşturuyor. Çoğunlukla aslında işte bacaklardaki felçler bilinir, motor sistemi etkileyen, ama sonuçta aynı zamanda solunum kaslarını da felç ediyordu. Ve solunum kaslarını felç ettiği zaman nefesimizi alıp vermemizi sağlayacak kas kasılması gerçekleşemiyordu. Öyle olunca da çocuklar boğularak ölüyorlardı. Kasları var fakat çalışmıyor. Çalışmadığı için boğularak ölüyor. Tabii o zaman şu an elimizde mevcut olan solunum cihazları da yok. O yüzden bu solunum cihazları uygulanıyordu. Bu solunum cihazları nasıl çalışıyor? Bir kapalı sistem var. Çocuk görüyorsunuz, başı dışarıda kalacak şekilde içine konuyor. Negatif basınç veriliyor ve negatif basınçla akciğer ekspanse oluyor, genişliyor. Ve bu şekilde bir havalanma söz konusu. Buna çelik ciğer adı veriliyordu. Sonuçta görüyorsunuz bir alanda ne kadar çok insanın, çok büyük çoğunluğu çocuk, sonuçta ne kadar bugün için elimizdeki yoğun bakımlarla biraz karşılaştırırsak acaba bütün çocuklara o çelik ciğerler yetmiş miydi? Ki bu sonuçta bu ventilatörde çok etkili bir yöntemde değildi. 1918 grip salgını biliyorsunuz üstünde çok konuşulan bir salgındır ve şu an içinde yaşadığımız pandemiyle karşılaştırılıyor. Dünyada oluşturduğu ölüm sayısı çok kesin değil. İşte onu 25 milyondan 100 milyona kadar
söyleyenler var. Bunun dışında çiçek hastalığı biliyorsunuz. Bizim aslında ortadan kaldırdığımız hastalıklardan bir tanesi, bir insanı ne hale getirebildiğini görüyorsunuz. Aynı zamanda ölüme yol açma olasılığı da yüksek bir hastalıktı. Yani erişkinlerde %60'a kadar mortalitesi olan bir hastalıktı ki bugün için mesela yaş gruplarına göre değişmekle birlikte COVID-19 hastalığının ölüm oranı %2. Ama çiçek hastalığı böyle çok büyük bir belaydı gerçekten insanlık için. Yani insanlık sonuçta hep böyle hastalıklarla karşılaştı. Bunlara karşı yani ölmeyenler sonuçta buradan sağlıklı çıkabildi. Biz neler yaptık? Sonuçta penisilin keşfi biliyorsunuz, hep söylenir, çok önemli bir keşiftir. Niçin önemli bir keşif? Çünkü ilk defa etkili şekilde bir maddeyle, bir ilaçla mikropların öldürülebileceği, etkisiz hale getirilebileceği gösterildi. O yüzden penisilin keşfine böyle bakmak lazım. Sadece penisilin tabii sonuçta çok büyük bir başarı sağladı insanla mikrop mücadelesinde. Ama sonuçta bu onun dışındaki diğer benzer ilaçların da tedavisini kolaylaştırdı. Yani parazitlere karşı ilaçlar, mantara karşı ilaçlar, virüslere karşı ilaçlar gibi. Daha sonra aşılama başladı. Ne demiştik? İmmün sistem bizim için çok önemli. Sonuçta bir hastalıkla karşılaşıyoruz. O bizi öldürmüyorsa ona karşı bir bağışıklık yanıtı oluşturuyoruz. Ama sonuçta bu tabii ağır bir bedel. Bunun yerine biz bir mikroorganizmayı bir şekilde bağışıklık sistemimize tanıtabilirsek hastalık oluşmadan önce bir bağışıklık oluştururuz. Ve bu sonuçta hastalığın geçirilmemesini veya geçirilecekse de hafif geçirilmesini sağlayabilir. İşte bu modern anlamda Edward Jenner'ın çiçek hastalığına karşı aşıyı geliştirmesiyle başladı ve ondan bugüne kadar gerçekten aşı alanında da çok büyük gelişmeler oldu. Aslında bu söylediğim iki şey, özellikle antibiyotiklerin geliştirilmesi ve aşıların geliştirilmesi insanlıkta şöyle bir algı oluşturdu. Artık enfeksiyon hastalıklarının sonu geldi. Bu gerçekten 1960'lar, 1970'lerin başına kadar insanlarda böyle bir algı oluşmuş. Yani insan sonuçta her şeyi çözebilir, her şeyi yenebilir. Ve insan mikropları yenilgiye uğratmıştır. Bundan sonra artık yatırımlar, çabalar daha farklı alanlara yönlendirilmelidir. Neler olabilir onlar? İşte kanser hastalığı, işte romatizmal hastalıklar gibi. Burada Marlon Brando'yu görüyorsunuz. Çocuk felcine yakalanmış, hastanede yatan çocuklara kitap okuyor ve Doktor Salk çocuk felcine karşı geliştirdiği aşıyı bir çocuğa uyguluyor. Bu benim tabii eski bir slaytım. 2000 yılında o zaman uzmandım. Bir uzman olarak bu konuda bir seminer hazırlamıştım. Oradan aldım. Yani çok uzun zamandan beri bu konuya ilgi duyduğumu göstermek açısından, vurgulamak açısından. O dönem demiştim insan mikrobu yendi. O döneme ait bir bilim kurgu filminden bir örnek vermek istiyorum. The Andromeda Strain, 1971 yapımı bir film. O dönemi düşünün. Şöyle bir şey oluyor. Bir Amerikan haberleşme uydusu bir kasabanın yanına düşüyor ve bu uydunu izleyen bilim adamları, NASA diyelim belki, bakıyor ki kasabadaki herkes bir anda ölüyor. Ve sonuçta uzaydan gelmiş olan bir mikrobun buna neden olabileceğini düşünüyorlar. Uçaklar kasabanın üstünde uçuyor ve o uçaklar da pilotları ölmesi nedeniyle düşüyor. En sonunda anlaşılıyor ki çok hızlı bir şekilde kanın pıhtılaşmasına neden olan bir hastalık var. Tabii ne oluyor? Bugünkü gördüğümüze benzer şekilde korunarak
astronot giysisi gibi bilim insanları, işte hekimler giyiniyorlar ve bu kasabaya giriyorlar. Kasabayı dolaştıkları zaman aslında şunu görüyorlar. İnsanlar çok hızlı şekilde neredeyse işlerini yaparken ölmüşler, hayatlarını kaybetmişler. Kasabayı dolaştıklarında sadece iki canlının hayatta kaldığını görüyorlar. Bunlardan bir tanesi sürekli ağlayan bir bebek. Bir diğeri yaşlı ve alkolik bir adam. Adam sürekli içen, ne olduğunda farkında olmayan bir adam. Bu ikisi hayatta kalmış. Bu iki kişiyi ve oradaki düşen haberleşme uydusunu alarak bir laboratuvara gidiyorlar. Bu işte bio safety level dediğimiz yüksek düzeyde bunu karşılayan, yani yüksek derecede güvenlik seviyesi olan bir laboratuvar yer altına inşa edilmiş. Niçin? Çünkü bir mikrobun buna yol açtığından şüpheleri yok. Buraya getiriyorlar ve bu uyduyu incelemeye başlıyorlar. Uyduyu incelerken çok izole koşullarda gerçekten uydu üstünde bir koloni görüyorlar ve bunun bir mikrop olduğundan emin oluyorlar. Daha sonra da bunun bir virüs olduğundan emin oluyorlar. Çeşitli analizler yapılıyor. Tabii bu arada virüs bir taraftan laboratuvarda yayılma eğilimi gösteriyor. Çok hızlı şekilde öldürdüğü için tabii bir takım kayıplar veriliyor. İşte tam bu sırada bilim adamları bu virüsün zayıf yönünü keşfediyor. Nedir bu? Kan pH'sı. Sonuçta virüsün insanın normal kan pH'sında çoğalabildiğini, etkisini gösterdiğini, pH yükseldiği veya düştüğü zaman aktivitesini kaybettiğini görüyorlar. Bu sonuçta çok işlerine yarıyor tabii. Laboratuvardaki salgını engellemek açısından ve sonuçta sürekli ağlayan bebek niçin hayatta kalmış? Çünkü çocuk sürekli nefes alıp verdiği için kandaki karbondioksit oranı düşmüş. Bizim respiratuar alkaloz dediğimiz, solunumsal alkaloz dediğimiz bir duruma girmiş ve ayyaş olan kişi de metabolik asidoza girmiş. Yani bir tanesinin kan pH'sı yüksek, bir diğerinin düşük. Onun için bu iki kişi hayatta kalmışlar. Bu şekilde. Aslında bu dediğim gibi 1971'lerin o dönemin sonuçta hakim olduğu psikolojiyi anlatan bir film. Yani insan sonuçta dünyadaki her şeyi yenmiştir, bütün tehditleri yok etmiştir. Bir tehdit gelirse ancak bu artık uzaydan gelebilir ama insan aklıyla bunu da yenebilecek güçtedir. Böyle bir döneme gelmişti insanlık antibiyotiklerin ve aşıların geliştirilmesiyle. Ama daha sonra ne oldu? Daha sonra 1990'larda geriye dönüp bakıldığı zaman şöyle bir şey ortaya çıktı. Yeni enfeksiyon etkenleri ortaya çıkıyordu. Bunun pek çok örneği var. Yani işte örneğin HIV, AIDS hastalığının etkeni biliyorsunuz. Ondan tutun diğer etkenlere kadar çok sayıda yeni mikroorganizmalar ortaya çıkmaktaydı. Onun dışında biz evet mikroplara karşı biraz zafer kazanmış gibi görünüyorduk ama mikroplar da boş durmadı ve onlar da direnç geliştirdiler bizim verdiğimiz antibiyotiklere karşı. Ve pek çok mikroorganizmanın geliştirmiş olduğu direnç artık o hastalıkların yeniden görülebilir hale gelmesine neden oldu. Yani kazanılmış olan bir mevzi kaybedildi, öyle diyebiliriz. Onun dışında pek çok hastalık, eskiden bizim mikroplarla ilişkisi olduğunu hiç düşünmediğimiz bazı hastalıkların aslında mikroplar nedeniyle olduğu gösterildi. Bununla ilgili çok sayıda neden ortaya çıktı. Yani sonuçta bu başka hastalıkların altında da mikropların aranması gerektiğini gösterdi. Ve kanserler, pek çok kanserde de aslında tetiği çekenin, olayı başlatanın mikroplar oldu. Çoğunlukla virüsler olmak üzere.
gösterildi. Böyle olunca Amerika'da Institute of Medicine bir tanım yaptı. Dedi ki yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar var. Nedir yeni ortaya çıkan enfeksiyon? İnsanlardaki insidansı son 20 yıl içinde artan veya yakın gelecekte insidansı artması beklenen tamamen yeni veya önemini kaybetmiş yeniden ortaya çıkan ve ilacı dirençli enfeksiyonları yeni ortaya çıkan enfeksiyon olarak tanımladı. Ve bunun nedenlerine de bakıldı. Niçin bu enfeksiyonlar ortaya çıkıyor? Sonuçta baktığımız zaman çok farklı nedenleri var. Mesela insan demografisi ve davranışındaki değişikliği. Buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi mesela nüfus artışı. Yaşlı nüfusun artışı. Kentleşme. Kadınların da çalışması nedeniyle kreşe giden çocuk sayısındaki artış var. Onun dışında teknoloji ve endüstrideki gelişmeler. İşte pek çok besin üretilmesinden tutun havalandırma sistemlerine kadar. Eskisine göre daha fazla invaziv işlem yapıyor oluşumuz. Organ transplantasyonları. Onun dışında ekolojik sistemdeki değişiklikler ve özellikle bizim sonuçta başka canlıların yaşam alanlarına girmemiz. Örneğin yarasaların yaşam alanına, maymunların yaşam alanlarına girmek gibi düşünün. Onun dışında uluslararası seyahat ve ticaretin artması. Çünkü artık dünya büyük bir köy haline gelmiş durumda. Sonuçta Çin'de başlayan bir hastalık çok kısa sürede sizin ülkenize gelebiliyor. Bir taraftan da alınmış olan halk sağlığı önlemlerinin bozulması. Örneğin mesela Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle aşılama sistemi ortadan kalkınca mesela Rusya'da çok ciddi bir difteri salgını oluştu. Onun dışında mikrobiyal adaptasyon ve değişim. Tabii mikroplar da sonuçta boş durmuyor. Bu dünyaya çok iyi adapte olmuş durumdalar ve onlar sonuçta şartlar zorlaştıkça ona göre mutasyon geçirerek yeni özellikler kazanıyorlar. Yani sonuçta bunlar ortaya çıktı. Peki çözüm nedir? Bir şekilde işte Amerika'da CDC ve buna hemen ardından Dünya Sağlık Örgütü izledi bu yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili bir cevap vermek gerekiyor. İşte bu ne olacak? Sürveyans yapılacak. Yani bu enfeksiyonlar izlenecek. Bunlarla ilgili araştırmalar yapılacak, altyapı geliştirilecek, eğitim çalışmaları yapılacak ve bunların nasıl önleneceği ve kontrolüyle ilgili planlamalar yapılacak, aşılama dahil olmak üzere. Ama tabii bunun için tehdidin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde bir şey görüyorsun 1994-95'te yapılmış ve Amerika'da CDC, Emerging Infectious Diseases adlı bir makaleleri sadece yeni ortaya çıkan enfeksiyonlarla ilgili makaleleri kabul eden bir dergi yayınlamaya başladı. Ve bu dergi halen yayınlanmakta. Ve impact faktörü çok yüksek olan bir dergi haline geldi. Şu an aylık olarak yayınlanıyor ve dünyanın her tarafındaki yeni ortaya çıkan enfeksiyonları yayınlamaya devam eden bir dergi. O dönemde ben 2000 yılında dediğim gibi bu olayın böyle bir durumun bu kadar sistematik şekilde bizim ülkemiz dışında bir karşılık bulduğunu gördüğüm zaman bunu bir seminer olarak anlatmıştım. Daha sonra da Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi'nde bu durumu özetleyen iki tane yazı yazdım ve bunlar o zaman yayınlandı. Ama sonuçta bizim ülkemizde yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili büyük bir karşılık buldu mu, buna karşı bir hazırlık yapılmadı mı? Maalesef yapılmadı. Yoksa yani bu noktadan söylenebilecek şey, böyle tehditler gelecek, bunun için önlem alınır. Yani örneğin antibiyotik mi geliştireceksiniz, aşı mı geliştireceksiniz, böyle bir salgın olduğunda hastaları nereye alıp nerede tedavi edeceksiniz, bununla ilgili bir önlem alınması gerektiğini vurgulayan bir yazıydı aslında bu özet olarak, ama yapılmadı. Bir taraftan da bu tehditlerin olduğu hissediliyordu. Nasıl hissediliyordu? Bakın 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve
İngiltere'de farklı haberler var. Mesela bir tanesi bir şirkete deniyor ki çiçek aşısı geliştir. Aslında çiçek hastalığı ortadan kalktı. Yani o tamamen eradike edildi. Yani bir biyolojik silah olarak kullanmadığınız takdirde hiç kimsenin aslında çiçek hastalığına yakalanma ihtimali yok. Ama sonuçta 2000 yılında hastalık eradike edildikten yıllar sonra Amerikalılar diyorlar ki bize bir çiçek aşısı yapın, üretin. Onun dışında şarbon çok önemli bir etkendir. Hepiniz zaman zaman duymuşsunuzdur. Bizim ülkemizde genellikle bu işte Kurban Bayramı'ndan sonra konuşulan bir konu haline gelmişti. Son derece öldürücü olabilen bir hastalık yapar. Ve özellikle solunum yoluyla alındığı zaman Pentagon sonuçta kendi askerlerine şarbon aşısı yapmaktaydı. O dönem zaten Körfez Savaşı gibi bir takım riskler vardı. Ve 2000 yılında bunlar olduktan sonra 2001 yılında biliyorsunuz İkiz Kuleler'e saldırı gerçekleşti. Ve İkiz Kuleler'e saldırıdan sonra da bir takım işte tozlar içeren mektuplarla Amerikan posta sistemine karşı bir saldırı yapıldı. Ve bu tozların açan, inhale eden insanların bir kısmında şarbon oluştu. Ve kayıplar oldu. Sonuçta yani mikropların bir biyolojik silah olarak kullanılabileceği çok yakın tarihimizde de görüldü. Bunu zaten geçmiş örnekleri de var. Onlara çok fazla değinmeyeceğim ama bunları hatırlatmak gerekiyor. Yani sonuçta yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalığı diye bir mefhum vardı. Ve sonuçta bu gelişmiş ülkelerde konuşulan ve önlem almalıyız denilen bir durum. Evet, diğer bölümümüze geçelim. Koronavirüs şu an ana konumuz olan. Aslında koronavirüsler bir takım insanlarda bizim işte eski koronavirüsler dediğimiz koronavirüsler 1960'lardan itibaren aslında saptanmışlar. Ve biz onları aslında halen görmekteyiz. Çeşitli solunum yolu enfeksiyonları yapıyorlar. Ama daha sonra 2002 yılında SARS koronavirüsü ve 2012 yılında MERS koronavirüsü ortaya çıktı ve bu salgınlar kısa sürmekle birlikte çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Ve SARS gerçekten çok korkutmuştu. Yani böyle bir virüs olur da yayılırsa dünyanın geri kalanına neler olur gibi büyük bir korku vardı ve o da Çin'de ortaya çıkmıştı. MERS de Suudi Arabistan'da ortaya çıkmıştı. SARS ortaya çıktıktan çok kısa süre sonra kayboldu ama bildiğiniz gibi bu SARS virüsüne çok benzeyen, onun akrabası diyebileceğimiz bir virüs sonuçta gerçekten yayıldı ve korkulan oldu diyebilirim ve bugünkü yaşadığımız duruma geldik. COVID-19 tabii hastalığın özelliklerine çok girmeyeceğim ama çok özelliği olan bir hastalık. Aslında tamamen çözülebilmiş henüz değil. Ama bizi şaşırtan bir virüs olduğunu söylemeliyiz. Sonuçta bir solunum yolu ile bulaşıyor. Bir solunum yolunda hastalık yapıyor ama sonuçta vücudun pek çok sistemini de tutuyor. Ve akciğeri etkileme oranı çok yüksek ve yaşla birlikte özellikle ileri yaşta ölüme yol açma ihtimali çok yüksek. Ve sonuçta bağışıklık sistemimiz tabii onu karşılıyor, ona karşı bir yanıt veriyor. Ama bu yanıtta bağışıklık sistemimizin onun ne kadar büyük oranda tehdit gördüğü, ona ne kadar kuvvetli yanıt verdiği de çok önemli. Çünkü bazen verilen yanıt sonuçta konağın zararına işler hale gelir. Zaman zaman bunları da görüyoruz. Onlardan da sonra biraz söz edeceğim. Geldiğimiz nokta bu. Benim sürekli takip ettiğim bir internet sitesinden siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Son durum
Dünyada 82 milyondan fazla vaka var. 1.8 milyona yaklaşan bir ölüm oranı var ve dünyanın hemen hemen her tarafında sonuçta hastalık görülüyor ve özellikle gelişmiş ülkelerde vaka ve ölüm sayısının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunu aslında şöyle de yorumlamak lazım. Evet, onların yaşlı nüfusları fazla ama onlar sonuçta test yapıyorlar ve ölümleri de tespit ediyorlar. Yani o yüzden sağlık altyapısı gelişmemiş ülkelerde de virüsün bundan daha az ölümcül olmadığını aslında kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla hem hasta sayısı hem ölüm sayısı aslında bunun çok üstünde. Böyle olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bizim ülkemizde biliyorsunuz sonuçta Mart ayı itibariyle sanıyorum 11'iydi. İlk vaka görüldü. Ondan sonra giderek arttı. İşte bir tepeye ulaştık. Daha sonra normalleşiyoruz gibi bir süreç yaşandı. Ama o normalleşmede hasta sayısı önemli oranda arttı. Yeni vaka sayısının, yani yeni virüs alan sayısının çok daha fazla olduğunu yakın zamanda öğrenebildik biliyorsunuz ama işte ölüm sayılarına bakacak olursak artık 250'nin altına günlük inmeyen bir ölüm sayısıyla karşılaşmış durumdayız ve toplam ölüm sayısı 20 bini aşmış durumda. Tabii hekimler olarak bizim karşılaştığımız şey aslında bir tsunami'nin bize geldiğiydi. Bu sonuçta New England Journal of Medicine'den alınmış bir makaledeki bir fotoğraf. Aslında bizim duygularımızı çok anlatıyor. Sonuçta Çin'de bir salgın var. Bize gelir mi gelmez mi diye endişe ediyoruz. Daha sonra gerçekten geliyor. Hepimiz onunla mücadele etmek için eğitilmiş durumda mıyız? Maalesef değiliz. Enfeksiyoncular bile aslında tam anlamıyla değil. Ve olanaklarınız çok kısıtlı. Yani sonuçta insanlara yoğun bakıma düşürme oranına falan bakarsanız herkes aynı anda hastalanmış olsa o zaman var olan yoğun bakım yataklarının 780 katı daha fazla yatağa ihtiyacınız var. Yani bu korkunç bir şey. Hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir sağlık sisteminin altından kalkamayacak kadar büyük bir yük oluşturuyor. Onun için ne yapıyorsunuz? Kapanıyorsunuz, her şeyi kapatıyorsunuz, kapatmak zorundasınız. O yükü biraz azaltabilmek, o tsunami dalgasını biraz düzleştirebilmek için. Sonuçta siz bunun bu süreçte ne yapacaksınız? Bundan kurtulabilecek misiniz bireysel olarak? Hayatınızı kaybetme ihtimaliniz nedir? Bu endişeyi yaşıyorsunuz. Yani bu bekleme aşamasındaydı ama sonuçta dalga geldi ve bize çarptı. Bunu da biliyoruz. Onun dışında tabii bu kadar önemli bir sorun olunca çok sayıda araştırma yayınlandı. Çok bilgi üretildi. Sürekli hemen hemen her bilimsel dergi COVID-19 ile ilgili makale yayınlıyor. Bir dergide birden fazla makale var. Özel sayılar var, kitaplar var. Sonuçta konuyla ilgilenen kişiler benim gibi çok büyük bir başka tsunami ile karşı karşıya. Çünkü okumanız gereken çok sayıda kaynak var. Okumaya yetişemiyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Bir taraftan da ama işte bizim çok güvendiğimiz dergiler, New England Journal of Medicine, Lancet gibi çok prestijli dergilerde yazılar yayınlandı. Daha sonra da bir takım hatalar görülerek geri çekildi. Çünkü burada bir yazı gönderdiğiniz zaman biliyorsunuz bu hakem eleştirisi süreci çok önemli ama tehdit bu kadar büyük olunca pek çok dergi bu süreçleri tamamen geçmeden, eleştirel süreçlerden geçmeden yazı kabul etmeye başladı. Bu da tabii hataları getirdi ve artık insanların makale yazıp dergiye gönderdiği anda yazılar ilan edilmeye başlandı. Ve bu sonuçta ortalığı daha da karıştırmış durumda. Evet, bir takım bilgiler üretiliyor ama bu bilginin içinde pek çok yanlışlar da var ve çok sayıda farklı uygulamalar da var.
Belki bunun için yani bir big data oluşuyor. Bunun için bu belki de bizim insan olarak aslında baş edebileceğimiz bir şey değil. Bunun için belki yapay zekadan faydalanmalıyız. Ama tabii şu anki yapay zeka bize ne kadar bunun için yardımcı olabilir? Bizim gibi davranmaya başlar mı? Bu çok belli değil. Evet. Ben tabii bir çocuk hekimiyim. Çocuklarda COVID-19'dan bahsetmek lazım. Sanki biz çocuk doktorları biraz daha şanslıymışız gibi. Niçin? Çünkü sanki çocuklar daha az hastalanıyor ve daha az ölüyor. Bu şeye baktığımız zaman evet böyle bir durumun gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Bu Amerikan verisi, Amerikan nüfusunu, Amerika'daki nüfus oranı ve COVID-19'lu vaka oranını görüyorsunuz. Yani sonuçta çok sayıda bir pediatrik grup, yaş grubu olmasına rağmen hastalananlar ona göre çok az. Yani bu açıdan aslında bakarsanız çocukların COVID-19'a daha az yakalandıkları söylenebilir. Bizim ülkemizde tabii çok farklı zamanlarda veriler var. Bunu eğer genelleyebilirsek şöyle diyebiliriz. Bizim ülkemizde vakaların yaklaşık %5'i 17 yaş ve altında, yani çocuk yaş grubu diyebiliriz. Şimdi çok sayıda literatür var ama ben sadece ana mesajları vermek için şöyle söyleyeceğim. Çocuklara bakıldığı zaman aslında bütün çocuklar büyük aile bireylerinden hastalığı almış. Yani önce işte anne, baba, dede, bunlar hastalanıyor ve çocuklar hastalığı onlardan alıyorlar. Çocuklarda genellikle hiçbir belirti yok veya hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtiler var. Yani hafif ateş, işte baş ağrısı, boğaz ağrısı, biraz burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük gibi belirtiler var. Eğer varsa da, ve bunlar çoğunlukla hafif. Çocuklar muayene edildiğinde çoğunlukla muayene bulguları normal veya işte hafif üst solunum yolu enfeksiyonu düşündüren bulgular var. Yani çocuğun işte biraz boğazı kızarık, belki biraz burnu akıyor. Ama çocuklarda da akciğer tutulumu, yani zatüre görülüyor. Bu ilk yayınlanan tipik vakalardan bir tanesi. Dede sonuçta bir işte güvenlik görevlisi, bir suçluya refakat ediyor. O hastalanıyor. Eve geliyor. Anneye bulaştırıyor. Aynı zamanda çocuk var. Görüyorsunuz hem dede hem anne hem çocuk akciğeri etkileniyor. Ama tabii dedenin ve anneninkine göre çocuğun daha hafif olduğunu söyleyebiliriz. Yani çocuklarda akciğer tutulumu olabiliyor ama olursa çoğunlukla daha hafif oluyor. Peki niçin çocuklarda hastalık hafif seyrediyor? Aslında herkes bunu soruyor ama bunun kesin bir yanıtı yok. Yani pek çok şey söyleniyor. İşte çocuklar işte bir takım aşıları oldular veya işte çocukların vücudundaki bu ACE2 reseptörlerinin işte sayısı daha az, işte daha az olgunlaşmış durumda vesaire. İşte çocuklar sigara içmiyor. Pek çok faktör var ama aslında bakarsanız temel şeyin çocuğun verdiği bağışıklık sistemi ile erişkinin verdiği bağışıklık sisteminin yanıtının arasındaki farkmış gibi görünüyor bugün için temel şey. Ama bu tabii tam moleküler düzeyde kanıtlanabilmiş değil. Ama temel sorunun bu olduğunu düşünüyoruz. Yani çocuklar çok sayıda, yeni dünyaya geldikten sonra çok sayıda antijenle, yabancı mikropla karşılaşıyor ve o yüzden bu yeni antijenleri, yeni pek çok antijeni bir şekilde işleme ve ona yanıt verme açısından daha yetenekli. Ama erişkinler yeni antijenlerle karşılaştıklarında bunlara çok iyi yanıt aslında veremiyorlar. Ve yanıt verdiklerinde de tabii çok abartılı yanıt verebiliyorlar. Böyle olunca da bundan zarar görüyorlar. Ama tabii çocuklar nispeten şanslıymış gibi görünse de çok ciddi bir tehlike var. Nedir o? Kawasaki hastalığına benzer durum veya multisistem inflamatuar hastalık. Kawasaki hastalığı bizim çok eskiden beri bildiğimiz, daha çok Japonlar olmak üzere Doğu toplumlarında daha sık görülen bir hastalık. Vücutta işte kızarıklıklar, döküntüler, gözde kızarıklık, ellerde soyulmalar gibi bir takım
bulgularla seyrediyor. Salgın Çin'de başlamış olmasına rağmen hastalık ortaya çıktıktan, dünyaya yayıldıktan sonra özellikle İngiltere'de, İtalya'da, işte daha sonra Amerika'da ve bizde şöyle şeyler oldu. Kawasaki hastalığı koyduğumuz, tanısı koyduğumuz hasta sayısı çok arttı. Öyle olunca tabii COVID-19 ile bu Kawasaki hastalığı arasında bir ilişki var mı gibi bir durum ortaya çıktı. Ve daha sonra COVID-19 ile ilişkili multisistem inflamatuar sendrom gibi bir tanımlama yapıldı. Farklı adlar kullanılmakta. Ama bu sisteme bakarsak Kawasaki hastalığına biraz benziyor. Veya işte bizim toksik şok sendromu dediğimiz durumlara benziyor. Ama ondan farklı. Daha büyük çocuklarda görülen işte gözde kızarıklık, döküntü, sindirim sistemi belirtileri, önemli oranda kalp etkilenmesiyle giden bir tablo yapıyor ve bu ölümcül olabiliyor. Yani çocuklar çok az ölüyorlar diye düşünsek de bu hastalığı uygun şekilde tedavi etmezseniz oldukça öldürücü bir tablo, oldukça ciddi bir durum. Sonuçta bunun tanımı bir şekilde değişti ve bugün için en çok kabul edilen isimlendirme bu. Çocuklarda multisistem inflamatuar sendrom. Yani vücuttaki çok sistemi tutuyor, en az iki sistemi tutması gerekiyor. Ve inflamasyon, yani yangı reaksiyonu var. Sonuçta biz bunu kandaki bir takım inflamasyon belirteçlerini göstererek karar veriyoruz inflamasyon olduğuna. Bununla ilgili bir takım tanı kriterleri gelişti. Bizim sonuçta böyle takip ettiğimiz çocuklar var. Bunlar ilk vakalardan bir tanesiydi. Maalesef kaybettiğimiz çocuklar da söz konusu oldu. Bugün için yoğun tedavi gerektiren önemli bir durum halen sürmekte. Yani çocuklar sonuçta tamamen korunmuştur diyemeyiz. Ben çocukların çok ciddi bir risk altında olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu tehdit gerçekten çok büyük. Yani bazı insanların sandığının çok ötesinde. Amerika'da bununla ilgili iki veri farklı kentlerden neyi gösteriyor? Bakın COVID-19 dalgası, vaka sayısı artışı görülüyor. Ondan daha sonra da bu MIS-C dediğimiz tabloda artış var. Niçin öyle oluyor? Çünkü hastalık geçiriliyor. Geçirildikten sonra genellikle 2-6 hafta arasında bir virüse karşı inflamatuar, aşırı inflamatuar bir yanıt ortaya çıkıyor. Ve bu hastalarda görüyorsunuz mortalite oranı çok yüksek değil, belki %2 civarında, ama bu hastalarda koroner arter anevrizması oluyor. Yani koroner arter bizim kalbimizi besleyen ana damar, ona bir şey olursa sonuçta kalp krizi geçiririz. Bu açıdan çok ciddi. Ve hastalarda görüyorsunuz vazoaktif destek var. Yani bu çocuklar şok tablosuyla gelmişler ve onların kan basımını düzeltmek için tedavi verilmesi gerekmiş. Çocuklarımızı elimizden alabilir mi? Evet, alabilir. COVID-19 mortalitesine bakacak olursak yaş arttıkça mortalite artıyor. Bunu görüyoruz. Ama elbette altta yatan hastalık var ise o zaman yine bu ölüm oranının yükseldiğini söylemek gerekir. Fakat başlangıçta sanki çocuk ölümü yokmuş gibi söyleniyordu ama bu doğru değil. Sonuçta çocukların ölümüne neden olabiliyor. Bizim ülkemizde bakanlığımız zaman zaman verileri açıklıyor. Ölümlerin %93'ü 65 yaş üstü diyor ama yine de şunu kabul etmemiz gerekir. Bizde 25 ile 50 yaş arası da önemli sayıda hayatını kaybeden insan var. Bunların bir kısmı zaman zaman basına düşüyor, haber oluyor. Siz de bunları görüyorsunuz. Bizim ülkemizden de çocuklarda tutulumla ilgili, çocukların hastalıklarıyla ilgili veriler yayınlandı. Mesela bu seride ki toplam 220 çocuk var. 220 çocuktan 2 tanesi ölmüş. Sonuçta 220'de 2 düşük gibi görünebilir ama sonuçta çocuk ölümü aslında hiçbir zaman kabul edilebilir bir rakam değil. Bütün dünyada aslında böyle haberler görüyoruz. Evet, belki haber olabilecek kadar düşük ama tamamen sağlıklı olan
çocukların hayatını kaybedebildiğini gördük. Bu sonuçta çok büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bizim ülkemizden ve Avrupa'dan da bir takım çocuk verileri yayınlanmaya başlandı. Evet, ölüm oranı yüksek değil. Belki yoğun bakım oranı, yoğun bakıma yatış, solunum cihazına bağlanma oranı yüksek değil ama sonuçta önemli bir yük var. Tedavi mümkün mü? Aslında COVID-19'da tedavi kısmında durumumuz tam anlamıyla bu. Yani denize düşen yılana sarılır. Niçin? Çünkü aslında elimizde etkili bir tedavi yok. Etkili tedavi olmayınca ne yapıyoruz? Neyle tedavi edebiliriz? Ne verelim? Elimizde ne varsa bunları kullanmaya çalışıyoruz. Çok farklı örnekler de oldu. Mesela Madagaskar kralı açıkladı. İşte biz COVID-19'a karşı bitkisel ilaç geliştirdik. Hatta kameralar için önünde içti. Daha sonra tabii bunun aslında işe yaramadığı gösterildi. Biliyorsunuz Trump Amerika'da başkanlık seçimini kaybetti. Kaybetmesinin en önemli nedeni bu COVID-19 salgını olduğu düşünülüyor. Onun da farklı çıkışları oldu. Mesela vücuda dezenfektan madde enjekte edilsin. Dezenfektanlar etkili ama tabii sonuçta aynı zamanda insana zarar veriyor. Onun dışında bizim ülkemizden de böyle haberler geldi. İşte alkol içelim. Alkol sonuçta virüse karşı etkili. Sonuçta bu şey değil ancak fıkra olabilecek bir çözüm önerisi olabilir. Onun dışında çok farklı tedavi önerileri vardı. Mesela işte Türk ışını bir lazer ışınıyla, ultraviyole ışınıyla bölgesel olarak etkilenen organa ışın verelim. Bunun gibi farklı yaklaşımlar var. Ama ben bunların hepsini gerçekten denize düşenin yılana sarılması durumu ile bağdaştırıyorum ancak. Sonuçta aslında bütün dünya baktığımız zaman hangi inançtan, hangi kültürden gelirse gelsin, hangi ırktan gelirse gelsin, herkes ortak tehdit altında ve bilim insanlarından aslında bir çözüm bekliyor. Yani bir antiviral ilaç, çok etkili bir antiviral ilaç veya işte çok koruyucu bir aşı. Tedavi kısmına bakacak olursak tabii nasıl tedavi ederiz? Bilim insanları böyle bir şeyi nasıl bulacak? Mekanizmaya tabii bakmak gerekiyor. SARS koronavirüs 2 sonuçta geliyor. Üstünde spike proteinleri var. Sonuçta bununla geliyor ve hücre üstündeki bir reseptöre bağlanıyor. Yani bir işte geminin gelip limana yanaşması gibi. Daha sonra bir endozom oluşuyor ve virüs hücre içine giriyor ve kendisini daha sonra replik ediyor, çoğaltıyor ve sonuçta enfekte olan hücre daha sonra koronavirüs üreten bir fabrikaya dönüşüyor ve bu fabrikanın ürettiği virüsler çevre hücreleri bir taraftan enfekte ederek o hasta kişinin durumunun daha da kötüleşmesine, hastanın ilerlemesine neden oluyor. Bir taraftan da o kişi toplum için hastalık yayan bir başka kişi haline geliyor. Tabii burada çok farklı mekanizmalar var. Bunları durdurabilir miyiz? Şöyle bir şey oldu. Şu gösterildi. Koronavirüslerin gelip de reseptöre bağlanması pH bağımlı. Yani biz pH'yi değiştirebilirsek o zaman süreci belki yavaşlatabiliriz. Veya endozom aşamasına geldiği zaman yine bu süreç düşük pH'da yürüyebilen bir işlem. Buradaki pH'yi değiştirebilirsek de sanki virüsü durdurabilirmişiz gibi görünüyor. Yani pH burada da ortaya çıkıyor. Bu bilim kurgu filmini hatırlayın. Onun dışında koronavirüs aynı zamanda kan pıhtılaşmasına neden olan önemli bir virüs. Yine bilim kurgu filmimizin virüsün de benzer şekilde ettiğini düşünün. Sonuçta bunları buluyoruz ama bunları bulmamız öyle filmdeki kadar kolay şekilde çözüm bulduğumuz anlamına gelmiyor maalesef. Bunları aslında salgının çok başından beri biliyorduk. Bu süreçte çok sayıda farklı mekanizmalar için geliştirilmiş olan ilaçlar var. Bunların bir kısmı
kullanıma girmiş durumda. Mesela klorokin, hidroksiklorokin başlangıçta çok konuşulmuştu. Bugün için çok etkili olmadığı biliniyor. Onun dışında lopinavir, ritonavir aslında bir AIDS ilacı. Sonuçta onunla ilgili yine aslında çok etkili olmadığı gösterildi. Remdesivir aslında Ebola virüsü için geliştirilmiş olan bir ilaçtı. Bugün için en etkili ilaçmış gibi görünüyor ama onun da etkinliği çok yüksek değil. Favipiravir grip için geliştirilmiş bir ilaçtı. Bizim ülkemizde şu an en yaygın kullanılan ilaç. Onun dışında bu süreçler başladıktan sonra ciddi bir bağışıklık sistemi yanıtı oluyor ve bu bağışıklık sistemi yanıtını bastıracak örneğin tocilizumab gibi bir takım immün modülatörler kullanıma giriyor. Konvalesan plazma, işte bitkisel ilaçlar, geleneksel Çin tıbbı ürünleriyle, çünkü o salgın orada başladığı için bunlar çok kullanmış, Batı'nın modern ilaçlarını bir arada kullanarak bunu yenebilir miyiz veya aşı mı üretmeliyiz? Bu tartışmalar sürmekte. Ama hastalık basit bir hastalık değil. Farklı şekillerde etkilenmiş olanlar var ve hastalığın erken dönemi ile geç dönemi birbirinden farklı. Çünkü virüs replikasyonunun olduğu dönemlerde antiviral ilaçları kullanmak çok etkiliyken daha sonra inflamasyonun ağırlıklı olarak öne çıktığı dönem olabiliyor. İşte belki bu durumda immün modülatör ilaçlar veya immün süpresif ilaçlar kullanmak gerekiyor. Ve sonuçta bizde hastalık yoktur, hasta vardır. Yani her hasta sonuçta kendi özelinde değerlendirmelidir gibi bir durum söz konusu. O açıdan baktığınız zaman aslında tedavi basit değil. Bizim ülkemizde tabii bir bilim kurulu var. O sonuçta bir kılavuz yayınlıyor. Bu kılavuzda hem erişkinler hem çocuklar için tedavi önerileri var. Bu çocuk hastalardaki tedavi önerilerini görüyorsunuz. Bunun ayrıntısına çok fazla girmeyeceğim ama şu anki bu tedavilerin biz çocukların büyük çoğunluğunda aslında kullanmamıza gerek olmadığını biliyoruz ama altta yatan hastalığı olan veya hastalıktan ağır şekilde etkilenmiş çocuklarda da bu ilaçları kullanıyoruz. Evet, gelecekte bizi ne bekliyor? Tabii sonuçta çok büyük bir salgınla karşı karşıyayız. En umut veren durum aşılar gibi görünüyor. Aşı geliştirmesi, başlangıçta ne demiştik? Poliomiyelitin ne kadar ağır bir hastalık olduğunu gösterdik. Ona karşı bir aşı geliştirildi ve poliomiyelit dünyada neredeyse eradike edilme aşamasına gelmiş durumda. Yani pek çok gelişmiş ülkede, mesela bizim ülkemizde yok yani çocuk felci hastalığı. Çiçek hastalığı demiştik, insanların yüzünü ne hale sokuyordu ve yüksek oranda öldürücülüğü vardı, ortadan kalktı. İnfluenza hastalığı evet hala önemli bir sorun gibi görünüyor ama elimizde ona karşı ilaçlarımız var ve aşılarımız var. Bu yüzden koronavirüse karşı da aşı geliştirebilir miyiz? Bu salgın ortaya çıktıktan sonra bütün dünya aslında aşı geliştirme çalışmalarına hız verdi. Bizim ülkemiz de bu konuda büyük mesafe kat etti. Öyle diyorum, henüz sonuçta faz 3'e gelebilmiş aşımız yok. Ancak biz aşı üretimini çok eskiden aşı üreten bir ülkeyken aşı üretimini tamamen aslında sonlandırmış bir ülke durumuna gelmiştik. Oradan yeni bir çıkış olabilecek gibi görünüyor. Ve aşıların bir kısmı biliyorsunuz onay aldı. Bunlar farklı fazladaki aşıların sayısını gösteriyor. Aslında sayı sadece buradakiyle sınırlı değil. Çok farklı aşılar var ve bunların bir kısmı bizim ülkemizde de faz araştırmaları yapıldı. Ve biliyorsunuz Pfizer-BioNTech'in mRNA aşısı gelişmiş ülkelerde onay aldı ve orada uygulanmaya başladı. Yine Moderna'nın mRNA aşısı. Onun dışında burada bizim ülkemize bildiğim kadarıyla dün giriş yapmış olan
aşı Çin kökenli bir şirketin ürettiği Sinovac aşısı bizim ülkemizde de aynı zamanda araştırması da yapıldı. Yakın zamanda bizde sağlık çalışanları ve yüksek riskli kişilerden başlanarak bu aşı yapılabilir aşamaya geldi. Tabii koronavirüs bizim hayatımızı bir taraftan değiştirdi. Artık hastalarımızla çok yakın olamadığımız, hastalarımızı göremediğimiz bir dönem başladı diyebiliriz. Teknolojinin burada bize neyse ki yardımı oldu. Sonuçta hastalarımızın bir kısmını uzaktan görüyoruz. Ve uzaktan muayenemizi yapıyoruz, görüştürmelerimizi yapıyoruz ve tedavilerimizi verebiliyoruz. Bu belki insanlığın bütün tarihinde de bir kırılma olacak ve bundan sonraki dönem belki salgın öncesine asla dönmeyeceğiz gibi bir ipucu veriyor. Ben mesela bunun gerçekten böyle olacağını düşünenlerdenim. Onun dışında büyük bir dalga geliyor. Bu sonuçta kışa girmeden önceki dönemi kasteden bir karikatürde. Evet, çok ekonomiye çok büyük zarar verdi ama gerçekten ikinci dalga geliyor. Biz şu an o dalganın içindeyiz. Tabi bu tartışılan bir şey, birinci dalga bitti mi? O da tartışılabilir ama kışın işlerin çok daha kötüye gideceğini biz biliyorduk. Aslında bunun uyarılarını yapmıştık. Ama maalesef korktuğumuz şey başımıza geldi. Vaka sayısı çok arttı, ölüm sayısı çok arttı. Ve bildiğiniz gibi bu kısıtlamalar yeniden gündeme geldi, uygulanmaya başlandı. Onun dışında influenza salgını aslında bizim korktuğumuz bir durumdu. Çünkü influenza her yıl salgın yapıyor ve o da o sonuçta yaşlılarla birlikte çocukları da öldürme gücüne sahip bir virüs. Neyse ki Güney Yarımkürede Covid ve grip salgını bir arada olduğunda grip vakaları çok az görüldü. Tabii o da niçin? Bu maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerin uygulanması bunda biraz etkili oldu. Ama bir taraftan da hala bu dalgalar gelirken işte ellerinizi yıkayın, sakin olun, arkanıza yaslanın demek çok kolaymış gibi görünmüyor. Sonuçta başlangıçta hatırlıyorsunuz dünyaya egemen olan türlerden bahsetmiştim. Onlar bugün aramızda değiller. Acaba koronavirüs de insanlığın meteoru mudur? Böyle bir şey olacağını çok düşünmüyorum, onu da söyleyeyim. Buna benzer salgınlarla insanlık karşılaştı. İnsanlık bunun da üstünden gelecektir. Muhtemelen koronavirüs hastalığına genetik eğilimi olan, bu virüsle iyi baş edemeyen insanlar aramızda dolaşıyor. Belki onları kaybedeceğiz diye düşünüyorum. Ama sonuçta insanlığın da artık eli boş değil. Bunu beklemiyoruz. Onun için bizim meteorumuz olmayacak ve bu salgını atlatacakmışız gibi düşünüyorum. Ne yapmak gerekiyor? Sonuçta evde kalmak halen çok bence önemli. Hepimizin hayatla ilgili çeşitli işleri var. Bunu biliyoruz. İnsanların özgürlüğünü kısıtlamanın çok önemli bir problem olduğunu ve kolay olmadığını da biliyorum. Ama bizde kısıtlama dışındaki saatler artık özgürüz, her şeyi yapabiliriz gibi algılanıyor. Böyle olmamalı ve sonuçta zorunlu değilsek çıkmamalıyız evden. Bu aşılamalar yapılana kadar, bu kış geçene kadar öyle olduğunu düşünüyorum. Son olarak bunlar benim öykü ve şiir kitaplarım. Bunlardan özellikle koronavirüs konusuna ilgi duyanlara özellikle Saklı'yı öneririm. Bununla bitirmiş olayım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Şimdi soru cevaba geçeceğiz. Dinleyicilerden var mı bakayım soru yazan. Hocam ilk soruyu soruyorum.
Otoimmün hastalarında ve immün yetmezlik çeken hastalarda koronavirüs enfeksiyonunun düzeyi nedir? Yani bir düzey söylemek çok belki uygun değil. Şey şöyle, sonuçta bir pandemiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim bağışıklık sistemimiz bu virüsü hiç tanımıyor. Hiç tanımadığı için, ilk defa karşılaştığımız için buna karşı herkes duyarlı. Tabii bizim bir doğal bağışıklık sistemimiz var mikroplara karşı. O da önemli ama sonuçta öyle görünüyor ki bir şekilde önlem alınmazsa her canlı, yani her insan virüse yakalanabilir. Bunlarda şu oranda görülür diye bir şey söyleyemeyiz ama şunu söyleyebilirim. Otoimmün hastalığı olanlar, ki otoimmün hastalık da aslında bir immün disregülasyon, bağışıklık sisteminin çalışmasındaki bir bozukluk olarak görmek lazım. Ve özellikle bağışıklık yetmezliği olanlar virüsten daha olumsuz etkileniyorlar. Ve ölümcül, yani onlar da kesinlikle ölümcül olabilir. Bizim böyle hastalarımız oldu. Ama bağışıklık sistemindeki eksiklikleri de tek bir kategoriye almak mümkün değil. Çünkü bağışıklık sistemi çok geniş, çok komponente olan bir yapı. Ve onların içinde bir kısmı daha az etkileniyor bu hastalıktan. Bir kısmı çok daha fazla etkileniyor. Özellikle hücresel immünite dediğimiz, işte bu özellikle T lenfosit gibi bu lenfosit işlevinin bozulduğu hastalarda çok ağır seyretmesini bekliyoruz. Romatizmal hastalıklarda, otoimmün hastalıklarda da çok daha farklı seyredebileceğini ve normal bireylere göre daha ağır gidebileceğini biliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Yani bunların sağlıklı kişilere göre daha ciddi risk altında olduğunu söylemeliyiz. Ama bu kişiler yine de normal takiplerine devam etmeliler. Çünkü bir kısmının aldığı ilaçlar vardır. İntravenöz immünoglobinler vardır. Koruyucu, profilaktik aldıkları ilaçlar vardır. Onlara devam etmeliler ve daha özenli olarak bu önlemlere uymalıdırlar. Tamamdır. Bir tane daha soru var. Merhaba hocam. CRISPR-Cas9 tekniği ile bir bakteriye virüse karşı interferon mekanizmasına çevirip amensalizm ilişkisi içerisinde insan vücudunda enfektif viral hastalıkları tedavi edilebilir mi? Evet, yani bu ilginç bir mekanizma. Açıkçası hiçbir fikrim yok. Fakat şöyle, yani bu mekanizmayı tam olarak bilmediğim için söylüyorum bunu. Ama bütün enfeksiyon hastalıklarında biz bir ilaç geliştirirken aslında şöyle yaparız. Yani sonuçta virüs nereden giriyor? Hücreye nasıl giriyor? Hücre içinde kendisini nasıl çoğaltıyor? Hücreden nasıl çıkıyor? İşte çıktıktan sonraki süreçler nelerdir? Bağışıklık sistemin neresinde ne yapıyor? Ve bu mekanizmaları durduracak işte anahtar kilit şeklinde birbirine çok uyan mekanizmalara uygun moleküller bulmaya çalışırız. Ama yani temel şey budur. Yani bundan sonraki özellikle yani bu işte moleküler genetik, işte biyokimya, bunun gibi alanlardaki gelişmeler daha da arttıkça ileride sonuçta bunları sentezlemek daha kolay olacakmış gibi görünüyor. Yani sonuçta siz karşınızda sonuçta bir örneğin diyelim ki bir kilit göreceksiniz. O kilitin yapısını görünce ona karşı nasıl bir anahtar üreteceğiniz de belli olacak. Yani insanlık buna doğru gitmeye başladı. Ama pek çok hastalıkta da bizim bugüne kadar kullandığımız etkili tedaviler tesadüfen veya tam tesadüfen de dememek lazım belki, iyi gözlemle bulunmuşlardır. Ve bir kısmının aslında tam olarak nasıl etki ettiği de bilinmemektedir. Öyle söyleyeyim. Örneğin mesela
Alexander Fleming penisilini nasıl buldu? Sonuçta bakterileri bir plak üstüne, bir petri kutusu içine ekiyor ve gidiyor. Daha sonra gelip baktığında onun küflenmiş olduğunu görüyor. Yani mantar çoğalmış ama mantarın olduğu yerin çevresinde bakterinin çoğalamadığını görüyor. O zaman diyor ki bu mantar bir madde salgılıyor ve bu madde bu bakterinin üremesini engelliyor. Sonuçta mantar da penisilyum mantarı, maddeye de penisilin adı veriyor. Yani sonuçta bu tamamen aslında bir tesadüf ama pek çok kişi belki bunu görmüştür ama burada bir madde olabileceğini düşünüp bunu üretmek ve insanlığın hizmetine sunmak için bir çabaya girmiş. Demek istediğim böyle. Yani böyle bir ilaç belki bulunabilir. Ama onun dışında dediğimiz gibi arkadaşımızın sorusu güzel bir soru. Bir şekilde aklımızı çalıştırarak bu mekanizmalara nereye ne yapabiliriz? Bunları denemek gerekiyor. Bugün çok büyük ilaç üreticilerinin bu şekilde proje geliştiren elemanları var. Gerçekten işe yararsa o zaman bu bütün insanlık için çok büyük bir hizmet olacaktır. Bir taraftan da çok büyük bir pazara bir sonuçta ürün sunmak olacaktır. Onun için bu çalışmaları sürdürmek gerekir. Ama yani orası için bu böyle etkili olur gibi bir yorum yapmam benim çok doğru olmaz. Teşekkürler. Bir tane daha geldi. Çocuklar için hangi aşı tipi uygun sizce? Evet, şimdi çocuklar şu an için aslında aşılanması önerilen grup içinde değil. Ama sonuçta çok önemli bir çocuk nüfus var ve çocukların hastalığı bulaştırabildiğini biliyoruz. Çocuklar da aşılanacaktır. Yani bunda herhangi bir şüphe yok. Gelecekte çocuklar aşılanacaktır. Şu an çocukların aşılama hedefi içinde olmamasının temel sebebi yeterince aşı olmaması. Ve görüyorsunuz haberlerde her gün sonuçta sağlık çalışanlarından hayatını kaybedenler var. O yüzden sağlık çalışanlarından başlamak üzere bir eldeki mevcut aşıyla aşılama yapılacak. Daha sonra çok yüksek risk taşıyan, özellikle yaşı çok yüksek, atletan hastalığı olanlar aşılanacak. Ve daha sonra çeşitli hizmet sektörlerinde bu toplumun işleyebilmesi için, hayatın sürmesi için gereken meslek gruplarındaki insanlar aşılanacak. Çocuklar burada sanki son aşılanacak kişilermiş gibi görünüyor. Hangi aşı etkilidir? Hangi aşı uygundur çocuklar için? Yani bunu şu aşamada kesin söyleyebilmek çok mümkün değilmiş gibi görünüyor. Bu işte hangi aşıları tercih etmeliyiz sorusunu aslında yaştan bağımsız şekilde belki çevrilebilir. Şu an için hangi aşıyı bulabiliyorsanız o diyebilirim ben. Niçin? Çünkü aşı çok az ve tehdit çok büyük. Dolayısıyla bir takım riskler olsa da bunu göze almak ve aşıları yaptırmak gerekiyor. Bizim ülkemizde sonuçta gelen Sinovac aşısı inaktif bir aşı. Bu güvenli bir aşı teknolojisidir. Fakat bu teknolojide çok fazla sayıda aşı üretemezsiniz. Bize söyledikleri sayı kadar aşı verebilirler mi? Ondan emin değilim. Ama bu aşı bir şekilde gelirse bunu yaptırmak gerekli. Onun dışında mRNA aşısı özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde en çok uygulanan aşı haline gelecekmiş gibi görünüyor. O sonuçta yeni bir teknoloji. Siz sonuçta biyoloji, moleküler, genetik alanlarını iyi bildiğiniz için mekanizmayı zaten biliyorsunuz. Virüsün spike proteinini kodlayan mRNA bir şekilde sonuçta yapay olarak veriyorsunuz. O sonuçta kendini translasyona uğratarak spike proteinlerini sentez ettiriyor ve buna karşı antikor gelişiyor. Bu sonuçta şimdiye kadar
hiç uygulanmamış bir aşı teknolojisi. Ama sonuçta çalışmaları yapıldı ve çalışmalarda etkili ve güvenli olduğu gösterildi. Öyle diyebiliriz. Ama tabii bu aşı süreci bizim çocuklarda uyguladığımız aşı süreçlerinden geçmiş durumda değil. Önceden bir aşının üretilmesi neredeyse 10 yılı bulurdu. Ama sonuçta burada gördünüz, bir yıldan kısa süre içinde aşı üretimi gerçekleşti. Bu hem bir taraftan çok büyük destek olunması, aşı çalışması için insanların da gönüllü olması, işte sonuçta devletlerin, hükümetlerin desteklemesi ve buna onay veren kuruluşların da biraz durumun aciliyetini göz önüne alarak hızlı bir şekilde onay vermesi neticesinde oldu. Ama öyle görünüyor ki çok sayıda aşı geliştirilecek ve şu an için dediğim gibi çocuk olsun, yani çocuklar henüz hedefte değil ama biz olalım, tamamen sağlıklı kişiler olsun veya riskli kişiler olsun, hangi aşıyı bulmuşsak onu yaptırmalıyız diye düşünüyorum. Bir de enfeksiyon hastalıklarında besinlerin önemi nedir? Sağlıklı beslenmek hastalıkların etkisini azaltabilir mi? Evet, beslenmek kesinlikle önemli. Bunu biliyoruz. Ama şunu da göz önüne almak gerekir. Bizim vücudumuz öyle yapılandırılmış ki sonuçta aldığı besinlerin içindeki kendisi için gerekli maddeleri çok seçici şekilde alıp birbirinin yerine kullanabilme yeteneğine sahip. Dünyanın çok farklı yerlerinde farklı işte iklimler var, farklı kültürler var, farklı yeme alışkanlıkları var. Sonuçta bunların arasında sağlık açısından çok büyük uçurumlar olduğunu söyleyemeyiz. İşte Akdeniz diyeti en sağlıklı diyet olarak genellikle kabul edilir. Buna ya yani ben dengeli beslenmek diyeyim. Yoksa şöyle bir şey çok mümkün değil. Yani şu besinden çok iyiyim. Örneğin sarımsak diyelim ki ve hastalanmayayım. Bu çok mümkün değilmiş gibi görünüyor. Yani bunu işte hem protein, karbonhidrat ve yağ, bunları dengeli şekilde almayı sağlayan, tek bir besine dayanmayan, farklı içinde sebzelerin, meyvelerin de olduğu dengeli beslenme diyelim ve aşırı beslenmeden kaçınılması, egzersiz yapılması, vitaminlerin uygun oranda alınması diyebiliriz. Sonuçta bu açıdan bu önerilere uyulmamışsa, bizim metabolizmamız çok bozulmuşsa hastalıktan tabii olumsuz etkileniriz. Ama yine de işte yani bir vitaminin biraz işte düşük veya işte çok da iyi beslenemedim, bu hastalık beni mahvedecek, öyle bir şey de düşünmemek gerekiyor. Biz o kadar zayıf değiliz. Tamam. Merhaba hocam. 16 aylık yeğenim virüsü ağır geçirdi. Bebek olduğu için ağır ilaçlar verilmedi. Tedavi amaçlı da D vitamini dozu arttırıldı ve basit bebek grip ilaçları verildi. Erken yaşta virüse maruz kalanlarda ileride ulaşabilecek rahatsızlıklar, problemler neler olabilir? Veya erken yaşta virüse yakalanmanın bağışıklık açısından ileride bir faydası var mıdır? Faydası var mıdır? Arkadaşımızın 16 aylık bir yakını sonuçta hastalanmış. Çocuklarda evet üst somyoda enfeksiyonu tablosunda hastalık yapabiliyor. Bizim burada saydığımız işte remdesivir, favipiravir gibi virüse etkili olan ilaçların bir defa çok etkili olmadığını biliyoruz. Bir de çok güvenli olmadığını biliyoruz. Bu ilaçların aslında çocuklarda kullanımı aslında tamamen onaylanmış değil. Biz böyle durumlarda gerçekten ilaca ihtiyaç varsa yarar zarar oranını göz önüne alarak ve ailenin de onayını alarak ilacın olası risklerini göz önüne alarak veriyoruz. Bu çocuğumuza da sonuçta ilaç verilmesine, bunların verilmesine gerek görülmemiş. Yani bir miktar evet çocuk etkilenmiş gibi görünüyor ama onda hayati tehdit oluşturacak düzeyde kötü bir şey olmamış, yoksa verilirdi. Dediğim gibi etkili ilaç tam anlamıyla var diyemeyiz şu an için. Küçük yaşta geçirmesi
daha iyi olmuştur diye düşünüyorum. Niçin? Çünkü dediğimiz gibi çocuklar sonuçta bu antijenlerle daha iyi baş ediyorlar, yeni antijenlerle gibi ve pek çok hastalığın erken yaşta geçirildiği zaman daha hafif geçirildiğini biliyoruz. Çoğunlukla böyle diyebiliriz ama tabii bütün genellemeler bir takım hataları da içerir. Daha ileriki zamanlarda virüs vücuda bir şey yapıyor mu? Bunu çok iyi bilmiyoruz ama özellikle bu multisistem inflamatuar sendrom dediğimiz hastalıkta kalp tutulumu çok önemli ve kalp damarlarını bozabiliyor. Ama bu küçük yaştaki çocuklarda görülmüş bir şey değil. Yani bu sebeple yani önemli oranda değil diyebiliriz. Yani bu çocuk için endişe verici bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Daha uzun dönemde bir takım etkiler çıkar mı? Eğer öyle bir şey çıkarsa zaten sandığımız durumdan daha da kötü bir durumda olduğumuzu anlamış oluruz. Ama ben şu an için bu 16 aylık hastalığı atlatmış bir çocuk için endişelenilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Son sorumuz, aşılanma yapıldıktan sonra daha ne kadar bu hastalığın süreceğini öngörüyorsunuz acaba? Bunu söylemek gerçekten zor. Çünkü aşılama için yani virüsü sonuçta dolaşımını durdurmak için toplumun büyük bir kısmının aşılanması gerekir. Ya belki %90'ının üstüne çıkmak gerekebilir. Bu sağlanabilir mi? Bundan çok emin değilim. Yani hem şey açısından aşı mümkün olur mu? Bu kadar insan aşılayacak kadar. Onun dışında aşı zorunlu olur mu? Zorunlu olmazsa sonuçta insanlar aşıyı yaptırırlar mı? Gibi yani mesela maske takmayan bir insan gider aşı yaptırır mı? Veya işte sokak kısıtlaması varken bu kuralı çiğneyen bir insan gider aşı yaptırır mı? Bununla ilgili tereddütlerim var. Onun için çok kısa sürede bir şey olacağını, bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Ama toplumda yani önemli bir oranda insan hastalığı geçirdi. Aynı zamanda aşılar da gelecek ve aşılama yapılacak. Burada en önemli sorun doğal enfeksiyonla veya aşılamayla oluşan bağışıklık acaba ne kadar sürecek? Yani bu bağışıklık düşecek de hastalığı geçirenler veya aşılananlar yeniden hastalanacaklar mı? Eğer yeniden hastalanma oranı düşük olursa ki bu şu an düşükmüş gibi görünüyor. Yani işte böyle belki binde bir falan gibi bağışıklık uzun sürerse o zaman biz bu salgını rahatlıkla atlatırız diye düşünüyorum. Ama bu olmazsa yani bağışıklık kısa sürerse örneğin ben bu sezon hastalandım. Bir dahaki sezon yine hastalanabilirim. İnfluenza'daki gibi böyle bir durum söz konusuysa olursa bu gerçekten çok ciddi bir durum demektir. O zaman her yıl hastalanma ihtimali olduğu için her yıl aşı yaptırmak gerekir. Yine herkes aşı yaptırmayacağı için, aşı bulunamayacağı için, herkes aşıya iyi yanıt vermeyeceği için şu anki kadar olmasa da daha düşük oranda biz ölümlerin arttığını görürüz. Bu böyle bir durumda bunun tamamen sorun bizim çok endişe etmediğimiz bir hastalık haline gelmesi uzun yıllar alabilir. Yani belki 10 yılı alabilir öyle söyleyeyim ama bağışıklama ile aşılamayla veya doğal enfeksiyonla geçirilen hastalıktan sonra bağışıklık uzun sürüyorsa mesela örneğin yaşam boyu süren hastalıklar gibi ise örneğin kızamık gibi o zaman kısa sürede 1-2 yıl içinde hastalık kontrol altına alınır ve tehdit olmaktan çıkar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Etkinliğimizin sonuna geldik. Bu yoğun çalışma şeyinde zamanında bize katıldığınız için, bize kendi bilginizle aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz. Ve katılımlarından dolayı değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Herkese yeni bir yıl diliyorum. İyi günler. Ben de teşekkür ediyorum. Bütün
beni davet ettiğiniz için bütün katılımcılara, özellikle Biruni Üniversitesi'nin öğrencisinden yöneticisine kadar herkese teşekkür ediyorum ve yeni yıllarını kutluyorum. Umarım 2020'den çok daha iyi bir yıl geçiririz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam.